Rakamlar tarif olmaz. Mümkün değildir. Ve akıllı olanlar da rakam tarif etmez. Bunların hepsi mugalatadır, demagojidir bunlar. Bir siyasi iktidarı küçültme gayretleri içerisinde bunlara tenezzül etmemek lazımdır. Rakam durur, silinen bir şey olmaz ki. Ve esasen rakamları değiştirmek suretiyle icraat güzelleştirmesi de mümkün değildir. Bugün mümkün değildir Türkiye'de. Çünkü Türkiye epeyce rakama dayanan bir ekonomiye, rakama dayanan bir icraata sahip bir memleket. Ama rakamları yorumlamak, değişik şekilde yorumlamak her zaman mümkün de değildir. Rakamlar iyi şeyler gösteriyorsa bunları kötü şeyler gösteriyor diye ortaya atmak mümkün olabilir. Burada karşı görüş çıkar. Hayır, o rakamın manası o değil, şudur diye. Rakamı kimse değiştirmez, değiştiremez zaten. Devletin arşivleri değişmez. Ve çünkü devletin arşivleri el değiştirir. Bugün siyasi iktidar olan yarın değildir. Yarın başkası gelir. Hiç kimse bu kadar cüreti göze alamaz. Ve açıklıkla yapabildiğin değişen rakam falan yoktur. Haziran'da seçimleri gerçekleştireceğiz. Haziran güzel bir ay. Aydınlık bir ay Haziran. Karanlığın az ama aydınlığın en fazla olduğu ay Haziran ayı. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran ayı aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepinize iyi Haziranlar diliyorum. Bunu da ifade edeyim. Ve Haziran'ın bir başka özelliği, Haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz Haziran'ı böyle görüyoruz. Hepimiz Haziran için mücadele edeceğiz. Haziran'da söz veriyorum, bu ülkeye huzur gelecek, barış gelecek. Ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak ve hepimiz huzur içinde evimizde oturacağız. Ve hepinize iyi Haziranlar diliyorum. Herkesi Haziran ayında bekliyoruz. Muhafazakar seçmene nasıl ulaşacağınızı düşünüyorsunuz? Muhafazakar seçmen size neden oy vermeli? Ben muhafazakar bir ailede büyüdüm zaten. Yani o çok uzak birisi değilim ki. Yani ben ortalama bir Türk ailesinin yaşadıklarını yaşıyorum. Hatta belki muhafazakarlık konusunda ortalamanın bile üstündedir benim ailemin yaşantısı. Yani şöyle söyleyeyim, onları anlayabilirim. Onlar gibi yaşadım. Hiçbir farkım yok. Ben şöyle söyleyeyim, muhafazakar bir ailenin devrimci bir çocuğuyum. Böyle büyüdüm. Yani ben ilkokul 4'te Kur'an kursuna giderdim. Yani ilkokul 4'te bu köydeki arkadaşlarımla birlikte Kur'an kursuna gittiğimizde Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberlediğim için hoca benim imam yapılmamı istemişti dedemden. Ya şey, bundan hafız, çok iyi hafız olur. Çok çabuk ezberliyor diye. Hatta bir ara dedemin projesiydi bu, beni hafız yapmak. Sonra milletvekiliyken rahmetli babam beni ahıra soktu. Yani Kurban Bayramı sabahı hayvan alır satardı babam. Ben milletvekili olmuştum, babamın evindeydim. Baktım babam ahırda hayvanları çıkarıyor, kurbanlıkları alanlara teslim ediyor. Ben de girdim. İki bayram girdim. İki Kurban Bayramı'nda girdim. Üçüncü Kurban Bayramı'nda kardeşim babama dedi ki, baba artık abim girmesin, abim milletvekili oldu. Ben iki kişilik çalışırım dedi. Ondan sonra bıraktım. Yani muhafazakar ailelerin yaşantısıyla benim aramda hiçbir fark yok ki. Aynı onlar gibi yaşıyorum zaten.